Haber Aktüel'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Önemli bir konuğum var. Özellikle bizleri bu ölüm oranlarıyla ilgili yoğun bakım, entübe ne demek, entübasyon nasıl uygulanıyor, neler anlamalıyız, bu ölüm oranları derken mortalite oranları da deniliyor tıp dilinde, dünyada hangi sıradayız, bunu etkileyen faktörler nelerdir, onunla ilgili önemli cevaplar alacağız. Konuğumuz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon sorumlusu, birim sorumlusu, evet. Doçent Doktor Nilgün Kavrut Öztürk Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim programınıza davet ettiğiniz için. Bir pandemi dönemi atlatıyoruz. Hepimizin, çoğumuzun ilk kez karşılaştığı, evet, bir durum. Şu anda vaka sayısı dünyada 1,5 milyona ulaşmış durumda. Ülkemizde de bu sayılar gittikçe arttı. 42 bine yakın vakaya ulaştık. Vefat oranımız da 908'e ulaştı. Bu haberler tabii her ne kadar üzücü olsa da ölüm oranına baktığımızda, yani mortalite dediğimiz ölüm oranına baktığımızda %2,1'lerdeyiz. Bu oran şimdiye kadar en düşük ilk 10 ülkede Almanya'daydı. Geçen hafta %0,8'lerdeydi. Bu hafta %1,8'lere çıktı. Almanya'dan sonra en düşük ölüm oranına sahip ülkeyiz şu anda. Bu tabii henüz vaka sayımızın çok fazla olmamasıyla da ilişkili olmakla beraber devletimizin aldığı bir takım tedbirlerle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu tedbirler tabii aşama aşama alındı. İlk başta okulların kapatılması, akabinde 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağı getirilmesi, sonrasında seyahat engellerinin, seyahat kısıtlamalarının getirilmesi ve 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağıyla giderek arttı. Bizim mortalite dediğimiz ölüm oranı özellikle diğer ülkelerin verilerinden gördüğümüz kadarıyla ileri yaş grubunda biraz daha fazla. Hem yandaş hastalığı olan, komorbiditesi dediğimiz beraberinde başka hastalığı olan ve ileri yaş hastalarda bu oran daha fazla görülüyor. Dolayısıyla 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağı kararının alınması şu andaki mortalite düşüklüğümüzle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hocam peki İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de de sanırım yükseliyor. Evet. O ülkelerde niye yüksek? Sadece yaşlı nüfusu fazla diye mi bu oranlar? Tek başına yaşlı nüfusla ilişkili değil. Burada pandemi de sağlık sistemini en sıkıntıya sokan durum hasta sayısının çok fazla artması ve sağlık sunum sistemini aşacak duruma gelmesi. Bu ne demek oluyor? Hastalar belli bir sayıda olduğunda bu hizmeti alabiliyorlar ama bu sayı çok arttığında artık hizmet alamaz duruma geliyor. Burada en kritik nokta yoğun bakım tedavisi. Çünkü yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyan hasta eğer bu tedaviye ulaşamıyorsa o zaman bunun sonu ölüm olabiliyor. İtalya örneği çok çarpıcıydı gerçekten de. Vakaların en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinde 10 milyon yaklaşık bir nüfus var. Yaklaşık 650 yoğun bakım yatağı vardı. Pandemi döneminde de bunu 800'lere çıkardılar. Bu vakaları belki 3-4 aya yayma şansları olsaydı mortalite %10'ları geçti. Belki buna ulaşmazlardı ama sanırım önceki izolasyon tedbirlerinin yetersiz olması, belki bu hastalığın bulaş yollarının hafife alınması sebebiyle çok fazla sayıda insanın çok kısa sürede enfekte olması bu tedaviyi almalarından mahrum bıraktı. Biz Ankara'da 5 milyon bir nüfusa sahibiz ama sadece şehir hastanesinde 700'e yakın yoğun bakım yatağımız, evet, var. Yani Türkiye bu açıdan gerçekten dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Hem yoğun bakım yatak sayısı, hem ventilatör sayısı, hem de tabii bu sadece cihazla olacak bir iş değil. Bu birimlerde çalışacak nitelikli doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli, yetişmiş personel açısından altyapımızın oldukça sağlam olduğuna inanıyorum. Yine de gerek devletimizin aldığı tedbirler olsun, gerek bizim çabalarımız olsun, başarı sonuçta bu izolasyon tedbirlerine bağlı kalınmasına dayanıyor. Biz ne kadar elimizden geleni yapsak da vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması ve bu kurallara kesinlikle uyması lazım. Sosyal izolasyona dikkat edecek, dışarıya çıkmak zorundaysa çalışan kişiler sosyal mesafeyi mutlaka koruyacak, el hijyenine dikkat edecek, maske takmaya dikkat edecek. Bunlara uymadığımız sürece ne kadar altyapımız yeterli olsa da bu kapasitenin üstüne çıktığında bir kısım insan sağlık sistemi hizmetini almaktan mahrum kalabilir. Hocam İtalya örneğiyle devam edeceğim. Aslında bazı eleştirilere neden olmuştu Sağlık Bakanlığı'nın şehir şehir açıklamaması ilk haftalarda. Ama sonra anladık ki
İtalya'da pozitif vakaların çıkmasıyla, hangi illerde vakaların çıktığını açıklamasıyla birlikte farkında olmadan aslında virüsü taşıyıp o şehirden kaçmak için başka yerlere giden insanlar, yayılma arttırdığı düşünüyorum. Futbol maçlarının ertelenmemesi, seyircili oynanması bir anda biyolojik bir bomba etkisi yarattığını da gördük. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın aslında ilk 2-3 hafta, geçen haftaya kadar Sayın Bakan açıklamıyordu. Sonra artık şehirlerdeki yönünü açıkladı. Evet. Ne kadar doğru bir karar olduğunu özellikle vatandaşların bulunduğu şehirden kaçmamaları, istemsizce o virüsü yaymamaları konusunda doğru bir karar olduğunu da görmüş olduk diye düşünüyorum. Biz bu izolasyon tedbirlerini aldığımızda bunun sonuçlarını tabii en az 15 gün sonra görüyoruz. Yani bugün 20 yaş altı izole edildi. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunun sonuçlarını da tabii biz bir yaklaşık 2 hafta sonra göreceğiz. Burada 65 yaş altının izole edilmiş olmuş olması gerçekten önemliydi ki bu tarih yaklaşık 21 Mart. 21 Mart'taki uygulanan izolasyon bizim şu andaki mortalite oranlarımızın düşük olmasıyla ilişkili. Çünkü en çok ölümü göreceğim, yani mortalite dediğim ölüm oranını göreceğimiz bu yaş grubunun başta korumaya alınması ölüm oranlarımızın düşük olmasına katkı sağladı. Hocam, yoğun bakım diyoruz, çok önemli. Evet. Türkiye'deki yoğun bakım şu andaki doluluk oranları, kapasitemiz ne durumdadır? Ya da bu entübasyon ne durumdadır? Entübasyon nedir? Evet. Entübasyon kullanıyoruz ama anladığımız kadarıyla kendi başına nefes alamayan artık destek cihazlarıyla nefes alabilen, solunumunu sağlayabilen hastalar için kullanılıyor. Bir de yanlış anlaşılma var. Entübe hasta, bitkisel hayata girmiş hasta olarak bir yanlış anlaşılmalar yol açıyor. Evet. Öyle bir şey yok. Çünkü bitkisel hayat beyin ölümü gerçekleşmiş insanlara kullanılan bir şey. Entübasyon alıp da çok tedavi görmüş insanlar da mevcut. Tabii. Hatta en son 83 yaşındaki bir teyzemiz de taburcu oldu. Bunlara bir değinebilir miyiz hocam vatandaşın? Tabii, yoğun bakım yataklarımıza bakacak olursak Türkiye'de 42 bin yoğun bakım yatağımız var. Bunların da 25 bini erişkin yoğun bakım yatağı. Oldukça yüksek bir rakam bu ve yüksek bir sayıda da ventilatörlerimiz var. Ventilatör dediğimiz solunum cihazı. Yani artık solunum yetmezliği gelişmiş ve bu solunum cihazına bağlanması gereken hastalarda kullandığımız cihazlara ventilatör diyoruz. Fotoğraflarımız da var hocam. İsterseniz rejideki arkadaşlarından rica edelim. İlk önce bu yatağı gösteren bir fotoğraf vardı mesela arkadaşlar. Yoğun bakım odasını gösteren bir fotoğrafımız vardı. Eğer onu alabilirsek, evet. Evet, tabii yoğun bakım, yoğun bakım diyoruz sürekli. Oldukça komplike bir oda bu. Normal hasta yatağından farklı, başında pek çok cihaz var, solunum cihazları, monitörler, bir takım ilaçları uygulama sırasında kullandığımız cihazlar. Ve tabii hastalar için de yoğun bakımda geçen her bir gün oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Bazen şimdi duyuyoruz insanlar, işte evde çok sıkıldım, çocuk sıkıldı, dışarı çıkmak istiyorum gibi yakınmalar. Tabii ki bu tedbirlere uyulmazsa bu kişilerin kalacağı yer maalesef gördüğünüz gibi bir yoğun bakım yatağı olabilir. Dolayısıyla insanlar bu sıkı izolasyon tedbirlerine gerçekten uymalı ki evinde çocuğuyla, yakınlarıyla, televizyon seyrederek, kitap okuyarak geçirebileceği süreyi bir yoğun bakım yatağında geçirmesin. Yoğun bakıma bu hastalar geldiğinde buradaki kalış süreleri de 7 gün ya 14 gün arasında, belki daha uzun olabiliyor. Dolayısıyla çok meşakkatli bir süreç hasta içinde, yakınları içinde. O yüzden tekrar vurguluyorum, eğer bir yoğun bakım yatağında o süreyi geçirmek istemiyorsanız lütfen devletin koyduğu kurallara sıkı sıkı uyalım, hatta fazlasıyla uyalım. Hocam, bir yazı okumuştum, katılıyor musunuz? Bir yoğun bakım hastasının en az 3-4 personelin onunla ilgilenmesi gerektiğini, sosyal izolasyon yaparak belki de 3-4 sağlık personeline bu anlamda destek olunduğunu da belirten bir yazıydı bu. Yani hasta olmayarak, yoğun bakıma girmeyerek aslında en az 3 ya da 4 sağlık personeline dolaylı yoldan destek olmuş oluyoruz. Tabii. Yükünü azaltıyoruz. Tabii, biz yoğun bakımlarda bir orduyla hizmet veririz. Şimdi Türkiye'de anestezi ve reanimasyon uzmanları yıllardır bu hizmeti sürdürmekteydi. 2012 yılında bir yoğun bakım yan dal uzmanlığı başladı. O tarihten itibaren de yoğun bakım yan dal uzmanlarıyla birlikte bu hizmeti veriyoruz. Şu anda Türkiye'deki yoğun bakım yataklarının %85'i yaklaşık anestezi ve reanimasyon uzmanları tarafından idare edilmekte. Tabii bunun yanında da bir hemşire ordusuyla biz bu hizmeti veriyoruz ki onlar bizim sağ kolumuzdur, elimiz ayağımızdır.
Dolayısıyla burada verilen nitelikli hizmetin altında büyük bir organizasyon yatmaktadır. Ve bu kısımda buraya gelmemek için vatandaşa düşen, halkımıza düşen de en büyük şey bu izolasyon tedbirlerine sıkı sıkıya uymak. Hocam entübasyon diyoruz. Bir de evet. O konuyla ilgili bizi aydınlatırsanız. Ventilatör evet. Cihazları deniliyor evet. Solunum almayla ilgili. Evet. Nasıl çalışıyorlar? Nadir mi bulunuyor? Bir anda bu cihaz yoğunluk olunca mı evet. Elde yok şu anda? Üretimi de başlanacak evet, sanırım yerli ya üretim. Biz yoğun bakımlarımızın çoğunda yeterli ventilatör yani solunum cihazına sahibiz. Bakanımızın açıklamalarıyla da entübe olan hasta sayılarını vermesiyle de bu entübasyon nedir merak uyandırdı gerçekten de. Bu hastalık biliyorsunuz akciğerde bir pnömoni ile başlıyor. Akciğerler bizim kanın oksijenlenmesini sağladığımız organımız. Burada bozulmalar, yer yer fonksiyon görememeler başladığında kanın oksijen düzeyi düşüyor. Bu tabii sırf akciğerler için de tüm vücut için zarar verici bir durum. Çünkü oksijen düzeyi düşük bir kan vücuttaki organlara, böbreğe, beyne gitmeye başladığında o organlarda da hasara sebep olabiliyor. Biz öncelikle ilk aşama tedavilerinde yüz maskeleriyle, nazal kanüllerle oksijen veriyoruz ve hastaların durumunu stabil tutabiliyoruz. Ama bir grup hasta da ki bu yaklaşık %5'i oluşturuyor hastaların. Yani %80'i bu hastalığı grip gibi hafif semptomlarla atlatırken %15-20'si hastanede yatarak tedavi görme ihtiyacı duyuyor. Bunun da %5'lik bir kısmı yoğun bakımda daha yakın bir oksijen tedavisi ihtiyacı duyuyor. Yine biz oksijen destek tedavisini verdiğimizde bunun yetersiz kaldığı durumlarda artık hastaları entübe ediyoruz. Yani görüldüğü gibi bir tüp, küçük bir tüpü ağızdan akciğerlere yerleştiriyoruz ve bunu solunum cihazına bağlayarak hastanın akciğerlerin yaptığı fonksiyonu bu cihaz yardımıyla yapıyoruz. Böylece kanın oksijen düzeyini yükseltmeye, organlara giden oksijen düzeyini arttırmaya çalışıyoruz. Entübe olarak belirtilen sayı mekanik ventilatöre bağlanmış hasta sayısıdır. Hocam ne kadar süre bu tedaviden sonra iyileşmeye dönük belirtiler? Bu tabii çok hastadan hastaya değişen bir durum. Bazı hastalarımız birkaç günde genel durumu toparlayıp ekstübe olup yoğun bakımdan da çıkabiliyor servise ya da daha sonrasında evine taburcu olabiliyor. Fakat bu süreç akciğerde ciddi hasar, diğer uç organ hasarları, ARDS dediğimiz durum, sepsis dediğimiz durumlar gerçekleşirse bu süre 15 gün ve daha sonrasında da uzayabiliyor ve hastaların kaybıyla da sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla kritik bir dönem, entübe olarak mekanik ventilatöre bağlı geçirilen dönem oldukça kritik bir dönem. Entübeden iyileşme belirtileri gösterip normal servise çıkmadaki etkenlerin başında sigara ve kronik rahatsızlıklar var mı? Yoksa sigara etkenlerin başında demeyelim ama tabii pek çok sağlık sorununda olduğu gibi burada da sigara olumsuz bir etkisi var. En çok hastanın yandaş hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, altta yatan bir kanser gibi immüniteyi etkileyici hastalıkları bu süreci gerçekten etkiliyor. Sigara da tabii olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir tanesi. Hocam peki Antalya'ya dönecek olursak, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi testlerin yapıldığı evet. hastanelerin başındaydı. Evet. Ayrı bir servis düzenlemesi yapıldı. Şu anda Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nasıl başladı ilk çalışmalar? İlk vakalar geldikten sonra neler yapmaya başladınız? Yoğun bakımla evet. ilgili bir düzenlemeler oldu mu? Tabii. Yatak tabii. sayımız, doluluk oranlarımız ne durumda? Tabii. Şöyle anlatayım. Türkiye'de ilk vaka görülmeden öncesinde biz pandemi komisyonu oluşturduk ve organizasyonel tedavi dediğimiz bir akış şeması planladık. Bu nedir? Bu hastalar ilk başvuru anından, hastaneye başvurduğu andan yatacağı, yoğun bakıma, servise veya taburculuk sürecine kadar ki tüm planlamanın yapılması süreci. Bu bulaşıcı bir hastalık olduğu için öncelikle biz bunu diğer hastalardan izole etmek zorundaydık. Dolayısıyla acil serviste bu hastaların ilk başvurularını yapabileceği farklı bir giriş oluşturduk. Burada bu hastalara triyaj uygulandıktan sonra yine önceden belirlenmiş yollarla tetkik, yatış protokollerini izliyorlar ve diğer hastalardan mümkün olduğu kadar izole oluyorlar. Bunun aynısını yoğun bakımlarımızda da yaptık. Yoğun bakımlarımızda ne oluşturduk? Kohort yoğun bakımı dediğimiz üniteler oluşturduk. Kohort yoğun bakımı bu hastalığa özgü oluşturulmuş yoğun bakımdır. Yani biz sadece COVID hastalarını yatıracağımız yoğun bakımları ayırdık. Bunun için 4 tane yoğun bakımımızı, 36 yataklı 4 tane yoğun bakımımızı
organize ettik. Ama tabii çok büyük bir hastaneyiz ve yoğun bakım ihtiyacı olan başka hasta gruplarımız da var. Travmalar, trafik kazaları, kanser cerrahisi gibi, başka sebeple olan solunum yetmezlikleri gibi. Bu hastaların yatıcı yoğun bakımı da COVID hastalarından ayırdık. Ki hem onları bulaş açısından güvende tutalım, hem de bu kohort yoğun bakımlarında çalışan personelin organizasyonunu da daha iyi yapabilelim diye. Tabii yoğun bakım doluluk oranları Türkiye'de de çok yüksek, %60'lardaydı evet. Pandemi öncesinde. Bizde de %90'ın üzerindeydi. Bu organizasyonu yapmak için ciddi çalışmalar yaptık. Nedir bunlar? Öncelikle yoğun bakım yataklarının Türkiye'de de yaklaşık %30'unu palyatif bakım hastaları oluşturmakta. Bunlar aslında bu yoğun bakım tedavisini palyatif merkezlerde de alabilecek hasta grubu. Yani yoğun bakım dışında da bu tedaviyi alabilir. Öncelikle bu hastaların transferlerini hızlandırdık. Bunun akabinde bakanlığımızın aldığı bir karar vardı. Elektif cerrahilerin ertelenmesi yönünde. Elektif cerrahi nedir? Ameliyatının 2-3 ay ertelenmesi hastanın sağlığında olumsuz bir sonuca yol açmıyorsa bu cerrahiyi erteleyebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle elektif cerrahileri erteledik ki buradan da ameliyathaneden de yoğun bakıma hasta çıkışının önünü keselim. Böylece yoğun bakım yataklarımızı hızla boşaltmaya başladık ve kohort yoğun bakımlarımızı sadece COVID hastaları için ayırdık. Şu anda 36 yatakla ki bu planlamada da A planı, B planı, C planı şeklinde bir plan oluşturduk. Öncelikle yoğun bakım yataklarımız bunlar ama bu yetersiz kalırsa ameliyathanelerimizin de yoğun bakım yatağına dönüştürülebilmesi için bir takım projeler oluşturduk. Evet. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneğimiz de anestezi cihazlarının nasıl ventilatör olarak kullanılabilir, nelere dikkat edilmesi konusunda bir takım bildiriler yayınladı. Bunları da dikkate alarak gerektiğinde ameliyathanelerimize yoğun bakım yatağını dönüştürebileceğiz. Ayrıca ameliyathanede COVID pozitif hastaların da tabii ki cerrahi ihtiyacı olacak önümüzdeki günlerde. Şu anda sezaryen gibi, apandisit gibi acil cerrahiler. Bunların da ayrı bir ameliyathanede opere edilmesini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Bu hastaların ameliyat salonlarını ayırdık. O salonlarda ihtiyaç duyulan negatif basınç sistemleri, bir takım teçhizatlar, kişisel koruyucular gibi ekipmanları bu salonlar için organize ettik. Dediğim gibi yani organizasyonel tedavi dediğim büyük bir proje ki Türkiye'de ilk vakaların görülmeye başladığı andan beri bunlarla uğraşıyoruz. Hocam bir de özellikle koronavirüs tedavisi gören hastaların yakınlarının ziyaretleri ya da bilgi almasıyla ilgili ne tür bir politika izliyorsunuz şu anda? Tabii bu süreçte hasta ziyaretleri zaten yasaklanmıştı. Biz daha önceden de belirli saatler içerisinde hasta yakınlarını ziyarete alırdık. Şimdi o belirli saatler içerisinde biz hasta yakınlarını telefonla arayarak bilgi veriyoruz. Her hastanın belirlenmiş kimlik doğrulaması yapılmış birinci derece yakınına sadece o kişiyi arayarak hasta hakkındaki bilgileri o kişiye veriyoruz. Yani anlık haberdar olabiliyorlar son durumuyla ilgili. Panik yaşamalarına gerek yok. Tabii yeterli bilgiler yani anlık demeyelim çünkü her an böyle bir bilgilendirme, bilgi akışı sağlama yok, durumu olmuyor ama tabii her gün mutlaka belirli durumları. Saatler içinde evet başhekimçe de uygun görülmüş belirli saat aralığı içerisinde her hastanın yakınını arayarak telefonla bilgi veriyoruz. Bir de hocam özellikle koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler hastanelerimizde de sürüyor ama normal bir hastalığı nedeniyle hastaneye gitmekten çekinen vatandaşlarımız var. Ya da aile hekimliklerine mi ilk önce başvurmalılar sağlık ocaklarına? Ya da eğer durumu hayati derecede değilse beklemeliler mi? Onlarla ilgili tavsiyeniz olur mu? İnsanlar korkuyorlar hastaneye gitmeye, koronavirüs kapar mıyım diye. Neler düşünürsünüz bu konuyla evet, ilgili? Evet, tabii yani şimdi öncelikle bu süreçte, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının da iş yükünü artırmamak için acil durum ve de ciddi hastalıklar dışında başvuruları minimuma indirmekte fayda var. Yani bu hem kişilerin enfeksiyon kapmasını önlemek için faydalıdır, hem de dediğim gibi sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam sonuna doğru geliyoruz sohbetimizin ama ameliyathanelerin sterilizasyonundan bahsettiniz. Şimdi bazı internette bilgiler dolaşıyor. Özellikle ameliyathanelerde sterilizasyonu sağlamak için kullanılan bazı bu morotis ışıklar, UV ışıkları diyoruz evet. Sanırım cihazları. Bunların internetten satışı yapılıyor maalesef. Küçük çapta, büyük çapta. İnsanlar evlerine alıp bunları kullanmaya başlıyor şeklinde bilgiler alıyoruz. Bunların sağlığa zararlı olduğu söylentileri de var direkt vücuda temasıyla evet. ilgili.
Bununla ilgili bir uyarınız olur mu? Sağlığa zararlı mıdır? Kişilerin evet. evlerinde kullanması doğru mudur? Tabii bu tür cihazlar aslında profesyonel kullanım için üretilmiş cihazlar ve bunların belli bir takım kalite kriterlerinden geçmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla internetten alınacak bir cihazın hangi standartları sağlayacağını bilmediğimiz için ev kullanımında böyle bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten bunların tabii ki kişiyle yakın aynı odada bulunurken çalıştırılmaması gibi evet. bir takım kullanım kuralları vardır ve profesyonel amaçla üretilmiştir. Dolayısıyla internetten alınacak herhangi bir cihazın bu amaçla evde kullanılmaması gerektiğini yani düşünüyorum. Sağlık için derken sağlığınızdan tabii. olmayın yani diyor. Bu konuda aslında gerçekten vatandaşlarımıza çok güzel bilgilendirmeler yapıldı. Bunlar nedir? El hijyeni. Ellerin yıkanması, işte en az 20 saniye süreyle ellerin yıkanması, mümkün olduğu kadar el yıkanamayan durumlarda el dezenfektanlarının kullanılması, maske kullanılması, sosyal izolasyon, belli bir mesafenin korunması, bu tedbirleri herkes sıkı sıkıya uyarsa bu konuda gerçekten başarılı olacağımızı düşünüyorum. Belki böyle bir UV lamba gibi bir şeye evet, rejideki arkadaşlardan tekrar rica edeceğim. Özellikle maske kullanımıyla ilgili ikna etmesi açısından bu entübe, az önce bir manken üzerinde bir çizim var, evet. vardı, entübe edilen. Evet, yani biz maskeyi takmaktan üşenirken evet. ağzımıza, yani bir anda görmüş olduğunuz gibi çeşitli borular evet. vücudumuza girecek. Evet. Sadece biz nefes alabilelim diye. Tabii. Yani nefes almak bu kadar kolayken kendimizi bu hale sokmanın da kesinlikle. Alemi yok diye düşünüyorum. Tabii. Yani tabii sadece entübasyon da, yani bu entübasyonla başlayıp daha sonra bir takım yetmezlik, organ yetmezlikleri silsilesiyle de gidebiliyor. Yani siz belki bir akciğerimde pnömoni var, tamam diyorsunuz ama bunun akabinde böbrek yetmezliği gelişebiliyor, diğer organ disfonksiyonları gelişebiliyor. Tabii hatta sepsis cihazlar. Dediğimiz, evet yani ölümlerin bir kısmı sepsis kaynaklı olabiliyor. Sepsis, vücudun bu enfeksiyöz ajanı karşı gösterdiği bir anormal yanıttır. Onunla korona virüsüyle mücadele etmek için başlanan bu yanıt vücudun diğer organlarına zarar verebiliyor bazı durumlarda. Dolayısıyla dünyada her yıl 11 milyon kişi sadece sepsisten ölüyor. Ve bu hastalık da sepsisle sonuçlanabiliyor. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar devletin aldığı kurallara herkesin sıkı sıkı uyması gerektiğini düşünüyorum. Biz tabii mekanik ventilatör dedik, solunum cihazı dedik, işte entübasyonla başlıyor, sepsis. ECMO cihazlarımız var mesela bu hastalarda. Bir süre sonra gerçekten kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği, ileri safhaya ulaştığında ECMO dediğimiz cihazları da kullanabiliyoruz. Bu nedir? Kan dolaşımı, vücudun dışına alınıp oksijenlenme burada bu cihaz aracılığıyla yapılır ve tekrar hastaya geri verilir. Fakat çok komplike bir işlemdir. Belli bir tecrübe gerektirir. Her merkezde yapılması mümkün değildir. Yani sadece cihazla da çözülebilen bir sorun değil bu. Hani tamam ECMO iyiyse her yere ECMO alalım. Böyle de çözülebilecek bir konu değil. Belli bir öğrenme süreci gerektiriyor, deneyim gerektiriyor. Yoğun bakımlarda Türkiye'de ECMO cihazları da mevcut, hastanemizde de mevcut. Gerekirse bunu da kullanıyoruz ama biz bunları kullanmak istemiyoruz. Yeter ki insanlar bu tedbirlere uysun ve hasta olarak karşımıza gelmesinler. Aynen, yani sapasağlam bir akciğerimiz varken, böbreklerimiz, dalağımız, kalbimiz varken şu cihazları evet. kendimize evet. taktırmanın evet. bir alemi yok. Evet. Onun için de maske, eldiven, sosyal izolasyon, evet. hijyen şart. Evet. Hocam çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet, konuğumuz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji, zor söyleniyor bir yandan da, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sorumlusu Doçent Doktor Nilgün Kavrut Öztürk'tü. Özellikle son günlerde hayatımıza giren yoğun bakım, entübe ne demek, bu hastalar hangi şartlarda tedavi görüyorlar, iyileşme oranları ne durumda, ölüm oranları ne durumda, nelere dikkat etmeliyiz, bizim de bu şartlar altında tedavi görmememiz için sosyal izolasyona, maskeye, eldivene dikkat etmeliyiz efendim. Kısa bir reklam aramız var. Reklamın ardından yine Antalya ile ilgili önemli haberlerle karşınızda olacağız. Bizden sakın ayrılmayın.